Herkese yeni bir kitap tanıtım videosundan selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün okumayı uzun süredir ertelediğim harika bir kitap seti tavsiyesiyle geldim. Eğer fantastik eserleri seviyorsanız ya da daha önce okumasanız da bir denemeyi düşünüyorsanız kesinlikle videoda kalın. Çünkü bu seti okuduğunuz için pişman olmayacaksınız. Videonun ilk kısımlarında bu kitabı hiç okumayanlar için tanıtım yapıp yorumlarımı paylaşacağım. Sonrasında ise daha detaylı olarak bazı sahneler üzerinde konuşuyor olacağız. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla dinleyebilir. Spoiler içeren kısımlara geldiğimiz zaman mutlaka uyarı geçerim. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Evet bugün aslında pek teyini olmayan ama benim okuma şansı yeni bulduğum Dikenler ve Güller Sarayı serisinin ilk kitabı üzerine konuşuyoruz. Kitabımız Dex yayınları tarafından basılmış toplam 5 kitaptan oluşan bir seri. Dex yayınları kitabın temasına uygun olarak kutuda yapmış. Eğer yeni okumaya başlıyorsanız bu kutulu seti alabilirsiniz. Özellikle benim gibi kitaplıkta dekoratif görünüm önem veriyorsanız kutu oldukça hoş duruyor. Ama tabii fiyatı biraz pahalı. Ben 700 lira civarını aldım. Siz belki daha uyguna bulabilirsiniz. E, kitap toplam 533 sayfa. İlk sayfada bizi yazarın kurgu evrenini iyi anlayabilmemiz için oluşturdu harita karşılıyor. Ve siz zaten fantastik serileri aşinasanız eğer e, bu tür haritalar size bence değil. Dediğim gibi bu seri eski bir seri. Baktığımızda 2015 yılında yayınlanmış bir kitap ama konusuyla asla eskimeyecek bir seri olduğunu düşünüyorum peki konusu ne derseniz? Kurulan evren, periler, ölümlü türler, bazı çeşit yaratıklar, yine yarı peri ya da insan sorucu anlardan oluşan kocaman bir dünya. Ana karakterimiz hikayenin üzerinde ilerlediği kişi ise Feyra. Feyra bir ölümlü ve diğer ölümlü yani hiçbir gücü olmayan ailesiyle birlikte ölümlüler diyarında yaşıyor. Zamanda büyük bir savaş olmuş ve insanlarla periler diyarlarını ayırıp karşıya geçişin olmaması için araya sihirli bir duvar örmüşler. Ölümler için periler onlara eziyet eden, Onları mahzenlerde köle yapan korkunç yaratıklar ve insanlar perilerden nefret ediyorlar. Feyra zaten büyük bir, daha büyük dertlerle uğraşmakta bu sırada. Ailesi oldukça fakir ve iki diğer kız kardeşi ve babasıyla çok izbe bir kulübede yaşam mücadelesi veriyor. Aileyi geçindiren 14 yaşından beri Feyra, ne babası ne de ablaları gariptir ki aileyi doyurmak için kılını bile kıpırdatmıyorlar. Kitabın bu kısmında sinir krizi geçirmeden duramadım gerçekten. Ailede iki büyük abla var, baba var ama her ne hikmetse ablaları sadece giyinip kuşanıp koca arama derdinde. Baba ise hayattan bağını koparmış, kızlarını doyurmak umurunda bile değil. Zamanında babalar çok zengin bir tüccarmış. Ama gemilere batınca alacaklılarla başı derde girmiş ve elindeki varının yoğunu alacaklılara vermiş. Bir de bu kişiler ayaklarını sakatlamışlar babanın. O yüzden avada çıkamıyor ya da bir işte çalışamıyor. Ama aslında çalışır adam depresyona girmiş resmen. Her şeyi Feyra'ya yüklemişler. Feyra bir gün ormanda yine avlanırken bir kurda ve geyiğe rastlıyor. Aslında amacı geyiği avlamak ama kurdun geyiği avlayabileceği korkusuyla kurdu da vuruyor. Hatta kurt çok büyük olduğu için bunun bir peri olduğundan şüphelenip üvey zokuyla vuruyor ki üvey zoku perileri öldürmenin tek yolu kitapta. Kurdu öldürüyor ama hala bir peri değildir diye düşünüyor. Çünkü kurt kurtulmak için Feyra'nın okundan hiçbir çaba göstermiyor. Postunu alıyor, etini alıyor, satıyor ve bu şekilde ailesini bir süre daha açlıktan kurtarıyor. Ama birkaç hafta sonra bir gece yarısı kocaman bir yaratık, bir peri kapısına dayanıyor ve arkadaşının intikamını almak istiyor. Yani gerçekten de öldürdüğü kurt bir kılık değiştiren periymiş. Ve arkadaşının intikamını almaya gelen bu peri bir anlaşmadan söz ediyor. Bu anlaşmaya göre can verildiyse can alınmalı. Ama peri Feyre isterse bu can bedenini ölerek değil onunla periler diyarına gelerek ödeyebileceğini söylüyor ve Feyre da ölmek yerine tabii ki bunu kabul ediyor. Ve bu farklı bir canavar görünümlü periyle kendi diyarına gidiyor. Asıl macera bu şekilde başlıyor işte. Giderken bu yaratığın kölesi olacağını düşünürken canavarın aslında yakışıklı, sempatik bir kılık değiştiren peri hatta sıradan bir peri de değil bir yüce lord olduğunu görüyor. Ve onun sarayında yaşamaya başlıyor. Hiçbir şey de sandığı gibi kötü gitmiyor. Tam tersi ona sarayda çok iyi bakıyorlar. Bu Yüce Nört ismi Temlin Feyre ile arkadaş olmaya bile çalışıyor. Ve Feyre'nin hikayelerde duyduğunun aksine kimse o kadar da korkunç değil. Ve bu sarayda bir gariplik var. Herkes maskeli baloda gibi maske takmış ve bu maskeleri çıkaramıyorlar. Yücel orada sorduğunda bunun bir tür hastalık olduğundan bu hastalığın güçlerinin tamamını kullanmaya izin vermemesinden de bahsediyor. Feyre bu saraya alışmaya çalışırken aynı zamanda da bu hastalıkla ilgili gerçekleri öğrenmek için araştırmalara başlıyor. Ve devamında çok farklı maceralarda, tehlikeli durumlarda ve yapması gereken büyük seçimlerin kapanını kısılmış şekilde buluyor kendisini. Evet, kitabımızın konusu kısaca böyle. Yorumlama kısmına geçecek olursak eğer ilk dikkatimi çeken şey yaratılan kurgu evreninin incelikle işlenmiş ve oldukça geniş tutulması oldu. Karakterler olay akışına göre birçok farklı bölge ve şehre gidiş yapıyor. Ve yazar bu yerlerin hepsini yeterince detaylı işlemiş. Böylece zihinde çok kolay canlandırılabiliyor. Daha ilk kitapta bu şekilde işlenen bir evrenin eminim devam kitaplarına çok daha güzel bir hal alır diye düşünüyorum. Bu arada kitabın yarısına kadar genel olarak karakter ve evren tanıtılmasıyla geçtiği için yavaş ilerliyor. Hatta bazı bölümler sıkıcı bile gelmişti okurken. Ama sonuna doğru artık kitap hareketlenmeye başlıyor ve sonra çok daha heyecanlı olaylar ardı ardına geliyor. Bu yüzden daha yavaş geçen bölümleri sabırla okumanızı öneririm. Sadece o kısımlara bakıp 5 kitaplık bir seri hakkında kötü bir fikre kapılmanız biraz saçma olur bence. Kitap daha önce de söylediğim gibi yetişkin okuyucular için ve 2-3 kısımda smooth kısımlar da var. Yani cinsellik içeren kısımlar. Bu arada yetişkin okuyucular için bir kitap deyince sadece bu tarz anlayış aklımıza geliyor. Tıpkı filmlerdeki gibi. İşte içinde cinsellik var mı? Ölüm var mı? Küfür var mı? gibi. Ama bazen bir kitabın dili ve işlediği konular da yetişkinlerin daha kolay anlayabileceği türden olabiliyor. Örneğin Dostoyevski'nin bana kalırsa birçok eseri bilişsel gelişimi büyük oranda tamamlanmış ve artık soyut kavramlara aşina kişilere hitap ediyor. Herhalde belirli yaş ve altı bu yazarı okurken zorlanır ya da tam altında yatan olayları kavrayamaz. Güller ve Dikenler Sarayı tabii ki konu itibariyle zor değil, kavranması kolay. Ama diyalogları itibariyle de yetişkin okuyuculara uygun yazılmış diye düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda okuduğum bazı kitaplar üzerine yetişkin okuyucular için yazmasına rağmen diyaloglar ve bazı kısımları itibariyle sanki daha ergen yaş grubuna hitap ediyor gibi. O yüzden bu kitapta aynı şeylerle karşılaşmamış olmak beni oldukça mutlu etti. Bu arada bazen herhangi bir şey için ergenlere göre ya da çocuklara göre deyince bu yaş grupları tarafından yanlış anlaşılabiliyoruz. Eğer bu yaş grubunda izleyicilerim varsa bunun gayet normal olduğunu belirtmek istiyorum. Bizler belirli bilissel ve fiziksel gelişim dönemlerinden geçiyoruz ve bunların kendine özgü adlandırılmaları olabiliyor. Kaldı ki her dönemin kendine özgü özellikleri var ve kitaplarında bu ayrıma gitmeleri oldukça doğal. Aşırı romantiklik içeren bir diyalog 13-18 yaş arasını cezbedebilirken bana farklı veya günüş gelebiliyor. Çünkü sahip olduğumuz duygu durumları bir değil. Bu yüzden herkes kendi dönemine uygun kitabı okursa bu tür anlaşmazlıklar ortadan kalkar diye düşünüyorum. Neyse uzun lafın kısası kitabın diyalog ve konu akışı itibariyle de fantastik sever yetişkinlere uygun olduğunu düşünüyorum. Tabi bazı kısımlar biraz abartıydı. Özellikle ana karakterimiz Feyre bir ara sürekli kendisiyle çelişki içerisindeydi. Bu biraz saçma olmuş ama bahsettiğim kısım kitabın çok çok küçük bir parçası. Benim için çok bir şey ifade etmedi açıkçası. Ayrıca kitabın sadece bir tek tema hesaplanıp kalmaması da kitabı çok daha güzel yapmış. Örneğin sadece periler değil, insanların dünyasını da sık sık ele alıyor. Lady ve Lord'ların içinde olduğu kraliyet teması da mevcut. Aşk çekişmelerinden bahsetmiyorum bile. Çünkü içerisinde doğrudan iki erkek arasında kalma mevcut. Ve sanki Enemies to lovers, ta özellikle ikinci kitapta oldukça fazla hissedileceğin gibi duruyor. Son olarak biraz da karakterlerden bahsedip bazı spoiler içeren kısımlarla devam edeceğim. Ana karakterimiz dediğim gibi Feyra. Özel güçleri olmayan ölümlü bir kız. Ailesine bakmak için elinden geleni yapmış yıllarca ki yazar bu şekilde güçlü bir karakter yazmak istemiş. Bir ara Feyra'ya sinir olmadım değil. Çünkü kitabın daha ilk sayfalarıyla Feyran ailesinin babası dahil tamamen bencillik abidesi olduklarını anlıyoruz. Ama o hala sayısız kez ailesi için endişelendi. Yani bu biraz saçma olmuş. Ailesi onu zaten hiç umursamıyordu. Yani buralarda baya bir sinir oldum. Bir diğer karşımıza çıkan karakter Tamlin. Tamlin Feyra'yı kaçırıp zorla saraya getiren peri. Hemen burada bir spoiler alarmı geçeyim. Okumayanlar için isterseniz bu kısmı atlayın. Bu hikayede ne yazık ki yalan temlin oldu. Yazarın temlinle nasıl bir sorunu var bilmiyorum ama adam kitabın başından sonuna kadar gayet kibar, centilmen ve ponçik olmasına rağmen yazar onu ne yaptı etti yani bir karakterle gölgede bırakmayı başardı. Temlini resmen yok saydı. Ya evet biraz sonra bahsedeceğim karakter çok iyi yazılmış. Ona sözüm yok. Ama ne bileyim Temlin'e sanki yazık oldu. Yazar onu kurban seçmiş. Ve evet son bahsetmek istediğim karakter ise Rhysand. Rhysand de tıpkı Termin gibi bir ulu peri ve gece sarayının lordu. Oldukça güçlü ve tabii ki söylemeye gerek bile yok ama çok yakışıklı. Herkes Rhysand'in güçlerinden çekiniyor ama kitapta bize ters köşeler yapıyor yazar. Bunları detaylı anlatacağım birazdan ama hemen uyarı geçmek istiyorum. Videonun geri kalanında yorumlayacağım şeyler kitaplardan kısımlar ve spoiler içeriyor. O yüzden kitabı okumadıysanız devam etmenizi önermem. Okumayanlar için ise anlatacaklarımın hepsi bu kadar. Fantastik severlere ya da bu türe başlamak isteyenlere kesinlikle öneririm bu kitabı. Bu videodan sonra seriye başlayacaklar aşağıda kendini belli etsin lütfen. Ben de spoiler alarmından sonra devam edeyim. En son Recent dedik, onunla devam edelim. Kitabın isminden bile önce Recent'in sosyal medya mecralarında resimlerini gördüm desem yanlış olmaz. Resmen adamın ismini aratarak kitabı buldum. Karakter kitabın bile önüne geçmiş. Bu kitapta Recent pek ön planlı değildi. Kitabın sonunda ortaya çıktı. O yüzden neden aşırı abartıldığını anlamış değilim ama büyük ihtimalle devam kitaplarında nedenini anlarım. Benim kitaptaki favori kısmım Feyra'nın dağın altındaki şu kocaman solucan oyununda Feyra'nın hayatta kalacağına dair tek bahisi oynayanın Rhysand olduğu kısımda. Feyra insan olmasına rağmen Resent onun yapabileceklerinin sınır tanımadığını anlamıştı. İşte o sırada bir kanı da yoksa Resent değil kitap çok itici bir tip olmuş. Kitabın sonuna doğru Temle'nin bu kadar etkisiz eleman kalması da saçma olmuş bence. Her ne kadar güçlü yara alınsa da sen ulu perisin bir yol bulabilirsin yani oturup yıllarının geçmesini beklemiş sadece ve yine e, Feyre'nin başı dertteyken de ekstra hiçbir çaba göstermedi onu kurtarmak için. Böyle söyleyince kitabı övdüm mü sövdüm mü belli olmuyor ama ben gerçekten beğendim ve bence diğer kitapları çok daha iyi olacak. Çünkü şu Recent ve Feyre arasındaki anlaşma yüzünden büyük ihtimal ikinci kitapta bolca aksiyonlu Recent feyre sahnesi görürüz gibi duruyor. Evet videomuzun sonuna gelmişken hemen kitaba 10 üzerinden 9 verdiğimi de belirteyim. Bir puanı da kitabın yarısının kısmen durgun geçmesinden kırdım. Onun dışında kesinlikle kurgu severlerin okuması gereken bir evren olduğunu düşünüyorum. O zaman bir başka videoda bir başka kitapla tekrar görüşene dek hoşçakalın.